Siyasetin dili anarşi ve fanatizmi körüklüyor. Mevcut siyaset ve siyasi halin kullandığı dil hiç de iyi bir hal icra etmiyor. Yekün bir zihin karmaşası ve güdümlülük var. İktidar, muhalefet, sağcısı, solcusu, liberali, demokratı, komünisti, sosyalisti, bilimum ruh sirayetiyle siyasetin çatallı dilini kullanıyor. Ve ağızlarından çıkan her sözcük toplum nezdinde anarşi ve fanatizmi körüklüyor ne yazık ki. Gerek iç düşmanlar olsun, gerek dış düşmanlar olsun, vücut bulan anarşik ortamdan büyük bir haz aldıkları dün olduğu gibi bugün de hepimizin malumudur. Türkiye'nin iç karışıklığa düşme halini avuç ovuyorlar. Ki keyfiyetle iştahlı iştahlı ülkenin, devletin ve milletin birliğine birliğine açık ve aleni bir şekilde saldırmaktadırlar. Sinir uçlarına dokunuluyor. İnanç üzerinden, kimlik üzerinden, dil üzerinden, yaşam koşulları, sosyal, ekonomik meseleler üzerinden saldırıyorlar. Ya da var olan yaraya kaşıyorlar. Kanatarak bunu yapıyorlar. İktidarın içerisinde çöreklenmiş, rantçı çevrelerin çift yönlü ihanetliklerine odaklı siyaset devşiriyorlar. Mültecileri kullanıyorlar. Yani hizipleşme ve kutuplaştırma gayretiyle halk deyimiyle isyanı teşvik ediyor. Sokağa geriyorlar. Örnekler sıralamak gerekirse. Siyasinin biri çıkıyor, yaldızlı, okkalı, yürekleri okuşan sözde cümleleri sıralıyor. Demokrasiden, insan haklarından, özgürlükten, eşitlikten, hak, hukuk, adaletten dem vuruyor. Bayrak, millet ve vatan diyor. Ve bunların tek savunucusu benim diyerek Türkiye'nin barışçıl bir helalleşmenin sürecine girmesi gerektiğinden söz ediyor. Alkışlar alıyor. Prim aldığını görünce de bu kez sanki bunların hiçbiri söylememiş gibi siyasetin çatallı dilini devreye sokuyor ve başlıyor aksi istikamette anarşi ve fanatizmi körüklemeye teşvik edici isyankar çağrılarda bulunmaya. Ne diyor? Askeri polisi dinlemeyin. Mahkeme kararlarına saygı göstermeyin. Hakimleri ve savcıları tanımayın. Ekliyor. Devlete olan borçlarınızı ödemeyin. Elektrik, su, gaz faturalarınızı ödemeyin. Bürokrasi ve bürokratik işlemlere inanmayın, dinlemeyin. Sınav mı? Mülakat mı? Okul mu? Üniversite mi? Yurt mu? Hepsini boykot edin. İşçiler, memurlar, kamu yöneticileri hiçbir şeye imza atmayın, iş yapmayın. Sokağa dökülün, anarşi yaratın. Ve ab altında gösterilen sopa. Biz iktidara gelirsek alayınızın köküne kibrit çakacağız diyor. Ya bendensin ya da yoksun. Tehditler, hakaretler, küfürler düzine misali ağzından döküldüğü gibi bir de devletin ve yasaların mevcudiyetinde yasa dışı oluşumlar olarak gösterilen yapılara da göz kırpılarak bütününe serbestiyet kazandıracağız. Zikrinde bulunuyor olmaları ayrı bir nobranlık. İçe dönük, anarşi ve fanatizmi alevlendiren böylesi siyasetin kahramanları. Türkiye'nin tek koruyucu ve kolayıcısı olarak da kendilerini gösterme pervasızlığı var ki aman ha aman dedirtiyor. Çünkü vakit değil bu siyasetlerindeki çatallı dillerinden birinin Türkiye'ye diş bileyen dış düşmanlara karşı tavır takınmaları ya da iki kelam ettikleri. Ne Fransa'ya ne Yunanistan'a ve ne de yıllarca müttefik adı altında Türkiye iliklerine kadar sömüren, esaret altında tutup vesayetler oluşturan Amerika'ya karşı sarf ettikleri bir kelime yok. Ne dün ne de bugün. Görünen o okay, ki yarın da olmayacak. İşte Türkiye'nin demokrasisindeki siyasetin ruh hali kullandığı dil böylesi bir süreci zorlu bir dönemi bize yaşatıyor. Hele ki ufukta seçim varken iktidarın mevcut duruma katkısı ve körü var ki olsa da özü itibariyle muhalefet ne hasindir ki milli iradeye odaklı bir iktidar olabilme hesabında ve siyasi mücadelesinde değildir olmadığı içindir ki anarşi ve fanatizm ekseninde iktidara bileniyor. Yani milletin vermediği iktidarı iç karışıklıktan çeşitli terör örgütleri ve suç şebekelerinde devletin mekanizmasını militarize ederek elde etmeye çalışıyor. CHP kazanı fena kaynıyor. Diyarbakır üzerinde fena kaynıyor. Ve taştıkça da taşıyor. Ki bugün değil. Özellikle Baykal sonrası ne sular duruldu, ne dikiş tuttu, ne de istikrarlı bir teşkilat yapılanması oluştu. 10 yıldır böyle. Sürekli gerilim, tartışma ve kayyumla mahkemeler ekseninde el değişiklikleri tepeden atamalar. Ve bugün CHP il yönetimi kayyum tarafından yönetiliyor. 45 günlük kongre süreci işliyor. Ama kongreden daha çok ihraçlar delegelerin düşürülmesiyle gündemde. 10 Eylül'de yapılacak kongre öncesi mevcut il delegelerinden 38'i tedbirli olarak kesin çıkarma cezası noktasında il disiplin kuruluna sevk edildi. Delegelikleri düşürülenler arasında il başkanlığına aday isim de var. Karar oy birliğiyle alındı. Buna göre Söz konusu kişiler kongrede oy kullanmayacak. Bu da açık bir şekilde gelecek yeni yönetime adrese teslim stratejisi mi dedirtiyor? Ki yerine kayım atanan il başkanı Gönül Özel de adaylıktan çekildi. Daha önce kalemi almıştım. AK Parti'de istediğini elde edemeyip, CHP'ye geçiş yapanların parti içerisindeki mevcut kaynayan kazanı daha bir ateşleyeceğini. Nitekim kongreye gidişte bu ateşlemenin isimlere odaklı şekilde gürleştiğini görüyoruz. Bakalım 10 Eylül'de vaziyet kongre ile sükuta erer mi yoksa daha agresif bir hale mi dönüşür? Tabii yeniler eskileri siler mi? Hele ki iktidara yakın bir şansın yüksek olduğu bir dönemde. Ama kim ne derse desin CHP'nin üst aklı Diyarbakır'ı hep gözden çıkaran bir politikayla kavgalı hanede tutmuştur. Şimdilik önemli olan iktidara talip olan CHP'nin kendisine yakışan layıkıyla bir kongre gerçekleştirecek mi ya da gerçekleştirilmesi için demokratik tahammüllere uyacak mı sizce? Günün sözü: Keyfiyetin ruhunda sorumsuzluk vardır. Akıbeti ise meçuliyettir.